Şuradaki resim, kameraya özellikle sokmak istediğimiz bu resim ne diyor? Vallahi Hiçbir fikrim yok diyormuş. aşağı yukarı hiçbir fikrim yok. Nereden zuhur etti hayatına? Boş ver ya. Yarısı geldik. Anısı yok da şimdi yine konuşturacağınız beni İtalya İtalya. Ne dedim? Biz çünkü sen gelmeden bunun goy goyunu döndürdü şimdi. Asya'ya bu resmi sorarız. Baştır İtalyanlar. Napoli'den kargoyla yollamıştırlar falan. Yok orada bilmem ne kalesinden almıştır. Kuleden indirmiştir falan. Yok Floransa'dan şekerim. Anlat kanka ya. Biz de etemli kendi aramızda bir şey konuşalım bu esnada. Kanka güzel bir izahmış. İtal kanka. İtalya. İtalya benim şakalarım. Evet böyle demişken hazır yine konuyu takdim edici göreve ben de anlaşılan bir Üçlen. konsepte bir konu takdim edeyim ben. O da şu olsun. Mizah. Dering. Hangi bağlamda mizah? Onu açıklayayım size. Şimdi ortada artık bir stand-up kültürü oluştu. Ezhel'in rap'i başlatması gibi Deniz Göktaş'ın üstlenmesi üzerinden bir stand-up kültürü. Aylak bar falan filan gibi işte açık mikrofonlar derken son 5 yılımızda artık elini sallasan 50 tane stand-upçı var. Hepimiz birbirimize bu şakaları anlatarak ha falan yapıyoruz gibi bir ciddi bir enflasyon var burada. Ama bir yandan bu bizim mitik Nasrettin Hoca anlatılarındaki gibi bu mizah üreten insanlar, bunların birçoğu hapse falan girip çıktı. Tutuklananlar işte gözaltına alınanlar falan oldu. Bunlar aslında toplumun dönüşmesinde bir öncülük yaptıklarını da söyleyebilir miyiz gibi. Dark mizahın tozlu köşeleri, tabuları falan filan böyle bir kolaçan etmesi, cimciklemesi falan filan gibi meseleleri konuşalım istiyorum. Mizah neye hizmet eder falan böyle alt sorular da var. Şöyle bir geçmişten okuma yapacak olursak ben konuya biraz da şeyden katılıyorum. Sıfırdan katılıyorum gibi oldu. Şey gibi geldi benim aklıma. Benim mizaha dair kurduğum en böyle etkileyici, kurduğum Şunu al demeyeyim gidip de sen. mizaha dair aklımda canlanan en vivid cümle şey oluyor. İzahı olmayan şeyin mizahı olur Vivid meselesi. cümle fena değilmiş. Vivid. Balintus. Vivid cümle ne bir daha? Vivid böyle Canlı, aklına o canlı. cümleyi duyduğunda Hayır canım, simülakr. ne demek olduğunu biliyorum Evet, ne ya. demek belli. Ya İntakt. sen niye çeviri yapmışız gibi davranıyorsun böyle anlarda? Hayır ama açıkladın bana yani. Bilmiyor olana açıklarsın bunu çünkü. Tamam, neden Vivid'i açıkladın az önce? Vivid'i açıklamadım ki ya. Ben öyle bir yani kanlı canlı demek istedim sadece. Vivid'i açıklamaya dair bir çaba değildi yani. Hayır, Biraz. baskın falan da dedin şimdi. Ben Ethem'den yardım alan bakış atayım da. Öyle değil, Kanka sen ne yokum. Ben de anlattın? Ethem'e hiç bakmayayım. Onu da cancel'lamaya çalışayım bu yolla. Oh, bakış münazaraları. Tamam kanka sen bir daha açıklamadın, ben kırıldım. Bakkala da ben gideyim oğlum. Evet, Vivid cümleni söyler misin? İzahı olmayan şeyin mizahı Bir olur. cümleye bak. Bu abi, bir cümle bu. Saklı sabanı yerin tamam. Kanka öyle bir şey ama birazcık derin düşün ya. Bak hemen trollüyorsun. Sana bu yakışmış ya, bu yapışmış sana. Ama bir düşün bak bakalım. Gerçekten de kaliteli gülünen mizahta, ciddi manada bir şey anlatan mizahın içerisinde seni düşündürtme gibi bir özelliği var. Ta şu Nasrettin Hoca'dan falan bile çekebilirim Bence bu yani daha kolpa bir olay kültürel yani. düşününce. Göle maya çalmak mesela. Abi sal beni ya. Neyini düşüneceğim bunu baba? Göle maya çalıyor. Ya sen de yani öyle bir yerden girdin ki En ne diyeyim? anlamlısından bu ne? Şekeri düştükçe şey yoğurt yiyormuş aslında kanka. Şey kanka, kuyuya baktım ay var. Ne bu? Lakan'ın aynı evresi falan. Ne anlatıyor lan? Ne düşüneceğim hiçbir şey yok burada benim Ben yani. burada Nasrettin dark Hoca boş humor yapmış. tarafını aslında kastederek söylemiştim. Nasrettin Nasrettin Hoca'dan Hoca dark humor ve seni düşündüren bir şey var mı? Şey değil, anahtar kelime değil. Nasrettin Hoca'yı tartışmanın dışına alalım, kenarda ağırlayalım da. Güldürürken düşündürürlerin Ya hocası kim senin için o zaman? güldürürken Ricky düşünürlerin hocası herkes olabilir kanka. O anlık bir şey. Birine ithaf etmek istemiyorum onu Gervais. Sen ama. konsepti övüyorsun. Gerçekten şeyi birazcık düşünüyorum yani işte
bir ölüm haliyle şaka yapılabilmesi mesela, bir ölüm durumuyla ilgili şaka yapılabilmesi belli bir noktada, belki ben biraz da zorlama okuyorumdur bunu ama belki benim zihnimde biraz öyle çünkü. Tekrardan geride kalanları mesela hayata adapte edebilecek bir şeymiş gibi geliyor bana. Gülebilmek. Çünkü bazı şeyler, yani özellikle de ağır ve travmatik şeyler, normalleşmediği, dile indirgenemediği, rahatlıkla konuşulamadığı takdirde ur oluyor yani. İçeride büyüyor. Bu dark humor meselesi de bunu aşmaya yardımcı bir şey olarak canlanıyor benim kafamda bir tık. Ha, çok dark humor severim, izlerim bir yerde de değilim. Bunu aşmaya yarıyor dediğin yolda bir modelleme yaptın ya, mesela konuşulabiliyor olması, işte dalga geçildiği zaman normalize ediyoruz falan. Aşmak için bu yol teklifi doğru olan mı? Yol değil benimki, yardımcı teklifi bu. Zaten bir yaz sürecini kendi içinde tabiri caizse daha sahih bir şekilde de yaşayabilirsin. Daha normal bir şekilde ağlayarak veyahut da kendini başka üzüntüyle ekspres ederek falan, ama bir noktada sen kalkacaksın, yemek yiyeceksin, ne bileyim işte normal gündelik hayatına devam edeceksin ve gülmek, gülebilmek de buna dahil bir şey bence, o yaz sürecinden çıkış için. Beni çok şeye kaşındırıyor şu anda, yani böyle hani şey taraftarlar vardı. Ne abi, insanın elden ayaktan kesilmesi, işte üzülsün, 3 gün iştahsız olsun falan. İnsanları bu kadar işlevsel almayın ya, kasalar var ya. Beni buraya zorluyor şu anda. Zorluyorum yani. Onu da önünü almak için şeyi dedim ama ilk başta, hani şey, bir yaz sürecini yaşayabilirsin abi kendi içinde ama bunun bir geçiş evresi var ya, bir transition var o arada, normale dönüş, hayatı tekrardan kabulleniş, her şeye rağmen yaşamaya kendini ikna etme durumun. Orada aslında gülebilmek, güldürü, orada bir yerden belki de o dark humor tarafı işin bana oradan geliyor. Ya yaz meselesini bence oradan almayalım ya. Çünkü orası farklı bir konsept. Aslında daha yine daha karmaşık yasa nazaran meselelerde bazı konular konuşulabilirliklerini yitiriyor. Bence onu aşmak için bir metodoloji sunuyor mizah. Aynen. Ya, ama işte o yaz bunun içine çok dahil değil. Yasın başka bir denklemi var. Mesela şöyle bir şey geldi. Olabilir. Şöyle bir şey geldi. Mesela adam diyor ki ben sensiz yaşayamam diyor mesela birisine. O kişi ölüyor. O da yaşamıyor mesela. Senin denklem direkt çöküyor burada. Yani bu senin denklem, yani genel anlatı var ya burada işte. Sen onun sözcülüğünü yaptın az önce. Evet. Belki katılmıyorsun bile. Evet. Bu denklem çöküyor mesela. Ben sensiz yaşayamam. Yaşayamam lan. Hayattan anladığım da bu. Sen öldün. Ben elden ayaktan kesildim. Böyle bir şey hikayeler var ya. Tabii var. Karısı benim ölüyor var diye bir hafta sonra kalp krizi geçiriyor adam. Benim babamın dedesi ölüyor. Peşine iki kız kardeşi. Gibi. Pıt pıt ölüyor. Kız abilerini çok seviyormuş. Ne alakası var? Yok yok, abilerini çok seviyormuş. Mesela gibi düşün. Ya şimdi bu adama sen ne diyeceksin? Abi dark humor bu adamı kendi iyileştirmemiş. Ya. Yaz sürecini geçirtememiş falan. Yok, ben zaten %100 katıldığım bir yerden demedim. Senin de söylediğin gibi bir sözcülük yapmak istedim, konu biraz açılsın diye de şey meselesi. Yasın farklı bir denklemi var. Evet, o bağlamda size katılıyorum. Toplumsal olaylar üzerinden gidelim istiyorum ben. İşte mesela solcu birinin solculara giydiriyor olması. Veganın veganlara giydiriyor olması. İşte Alevilikten tutuklanan çocuk. Buraların toplumu böyle belirli noktalarda rahatlattığını, esnettiğini falan düşünüyorum ben. İşte ben bununla ilgili şöyle esnetti, böyle bulgular var bu konuda gibi bir şeyler sunabilirce. Bilimsel bir şey mi? Bilimsel olmak zorunda değil ya. Hani ben şöyle bir arkadaş grubunda böyle bir konunun konuşulabilmesini sağladı belki. Hani bir de nasıl bir konuşmak, nereye vardırmasını istiyoruz da bir şey yani. Yani çözsün mü meseleyi? Çözsün. Çözüm sürecini mi başlatmış olsun? Evet. Ne yani? Böyle de bir fonksiyon. Değer olarak stand up gösterilir. Değer olarak zemine şeyi koyabiliriz sanırım, hepimiz hızlıca konsensüs oluşturacağımız şekilde. Açık fikirlilik ve özgür düşünce, kendini ifade etme özgürlüğü falan gibi şeylerde okey olur mu? Buna da itiraz etme yok, be adam. Buna etme. Bir düşüncem diyor. Ya zaten Ason'u ayıralım. Ason ne düşünüyor? Ason'un ilk söylediği şey oydu zaten. Hani konuşulamaz hale gelen bazı konular var ve bunları biraz daha kırmak için bir araç demedim mi? Yani, tamam, işte bu noktada mesela bence dark mizah işe yarıyor ve şöyle örneklendireyim bunu. Mesela 2010'lardan sonrasında Türkiye'ye felaket bir şekilde girmiş olan bu politik korrekt dil. Her şeyi, yani işte onunla konuşulmaz, bu dalga geçilmez, bu şöyle söylenir, böyle söylenir derken bu bir noktadan sonra artık kustuk toplum olarak ve atıyorum
şişkolarla dalga geçmeye başladık falan. Ya da ne bileyim adam ya gay misin ya falan yeniden geri döndü. Mesela benim şöyle tam 20'lerimde falan gay misin ya dendiğinde şöyle bir ters bakışlar falan vardı. Şu an mesela direkt queer teorisyenlerin içerisindeki insanlar bile birbirlerine bunu söylüyorlar falan gibi. Bu bence işte mizahın açtığı bir kapı. Onun direkt integralini aldı. Hop yeniden sen bunu konuşabilir hale getirdin. Konuşabilirliği ben kafamda bir de paralel yani yaklaşık eşittir midir bilmiyorum ama şeylik de gibi geliyor bana. Normalleştirme meselesi. Normalleştiriyor yani. Aslında daha önceden negatif konotasyonu olan bir şeyler artık negatif konotasyonlarından soyunuyor. Şey gibi işte queer yürüyüşlerinde ipneyin evet, diye pankart açılıyor, döviz açılıyor olması tabii. Direkt bununla alakalı galiba. Yani bunları aslında birazcık. Bu işin şey tarafı da var. Twitter ben mesela bir zorbalığı. Şey, bir aklıma bir konu geldi böylesi. Mizahı yapılmayan ama düşünülmediği için mi yapılmayan, neden yapılmadığını da bilemedim. Gezi olaylarına dair hiçbir mizahi bir şey görmedim ben sanırım. Var mı? Birkaç var şey meselesi. İlk gün bence de çok güzeldi ya falan. Ha, bunlar var. Ya bu birazcık şey sanırım. Zafer şey. Partililer. Yaşı burayı tutanlar keselim. Için. Burada biraz daha oturması için dark mizahtan bir bağlam açıklayabilir misiniz? Kapsam veya bağlam olarak. Sizin yani için dark mizah nereye oturtarak bunu diyorsunuz ama? İnsanların asla sorgulamadığı değerlere saldırıyor olmak. Alevilik mesela birini yakmak, kapı işaretlemek. İşte İslamcılıkla diğer siyasal İslamcı olarak kabul etmek. Ne bileyim milliyetçiliği birinin Adolf Hitler'le eşleştirmek falan filan gibi şeyler geliyor. Ya bence mesela böylesi bir şeyin ne bileyim kapıya çarpı atmanın mizahı yapıldığında aslında yani ben çoğu atıyorum muhafazakarın bunu kabul etmeyeceğini düşünmek istiyorum, tamam mı? Böyle bir toplum hayal ediyorum. Türkiye bana bunu veriyor ama bir yandan da yapıp etmelerine baktığımızda belli başlı olaylar yaşanmış. Hı hı. Buna dair bir mizah yaptığında sen adamı şey noktasına hani düşünmeye itiyorsun, işte konuşmaya başlatıyorsun ya. Şöyle de bir alan açılması lazım. Onlar bizden değil ya. Onlar başka bir şey. Kudurmuş bir grup. Hı hı. Aymazlar. Yani. Sapık, düşünceyi sapık artık olgunlaştırıyor yani. Tamam yaşanmış sosyolojik bir yanı bilmem nesi var. Ama artık hani şeyi diyorsun ki sen işte o bizden değil. Biz şöyle birisiyiz. Bizim böyle bir ilkemiz var. Dolayısıyla çarpı atmayız falan gibi. Hı hı. Alanların peşine gelebiliyor olması lazım. Yani bence hani bir queer meselelerinden söylediğin şeyler de birazcık hani artık kimin ne olduğu, neye tolerans gösterdiği, neye göstermediğinin belli olduğu yerde bir şeyleri de triggerlamak için yani hani zaten farklı şekillerde. Şimdi tamamen analizini yapmak lazım. Kolay olmaz ama yani. Ya bunun bence işte birkaç tane de şeyi de var yani. Farklı çıktıları da var. Mesela şöyle bir şey de çıkıyor. Adam direkt bunu alıp kendi mahallesiyle eşleştirdiği için de bir öz eleştiri çıkartabiliyor falan. İşte Alevilere karşı belki daha insancıl yaklaşabiliyor. Daha hümanist yaklaşabiliyor. Bir de bir başka kutbunda da şey var mesela. Adam artık kendini ifade etmenin alanının genişlemesiyle, dark humorla, anonimitenin getirdiği Twitter zorbalığıyla birlikte adam şey diyor, hak etmişlerdi falan diyor mesela. Adam bir Alevi çıkıyor, bir şey açıklıyor mesela, alıntılayıp şey yazıyor. Otel, hangi oteldesin ya? Gelelim, otel adresi atsana, konum at yakıyorum canım falan gibi şeyler yazıyor mesela. Gülüyorsun mesela, komik çünkü bir yandan da. Adamın zihin örgütlenmesine bak. Bir vahşet üzerinden kendini zaten ifade etme. Evet evet, neye gülebiliriz tekrardan sorgulattırır bence. Bazı noktalar var. İşte o dark humor meselesi bana biraz da o yüzden birazcık şeymiş gibi geliyor. İlk başta da sanki birazcık böyle oraya yükselmemin sebebi şeydi. İddialı bir şey. Herkes ben adına. Bence çünkü mizah deyince biraz da gülmeyi hatırlıyoruz ama kara mizah, yani mizah la güldürü arasında bir fark sanki inceden olabilir mi? Ya da özellikle kara mizahla. Yani nasıl çok da canlanıyor kafanda? Yani dalga geçilen bir şeylerle dalga geçiliyor o sırada ama böyle gülmüyorsun yani yarıl yarıl. Hafif bir soğuk esinti de oluyor yanında. Evet, sarkazmı verebiliyor evet. Olması lazım. Belki Türkiye'deki örneklere hani çok başarılı örneği de yoktur ya kara mizahın. Çok çok var bence. Şey oldu mu, yaygınlaştı mı o kadar? Tabii canım, işte bu Alevi meselesinde bir tane adamdı sanırım. Kadıköy'de çok yaygınlaştı kanka diyorsun. Evet. Kadıköy'de yaygınlaşması Türkiye'ye, yani, İstanbul'u alan Türkiye'ye alır. Bir de şöyle bir nokta da var. Bazı meseleler dark humor'un içerisine girmiş olsa da
hedef aldığın kitle seni ciddiye almadığı zaman ya da değerlerine çok ciddi sadakat göstermedikleri zaman senin dark humorunda düşmüş oluyor. Mesela evet. işte Deniz Göktaş'ın yogacılarla, meditasyoncularla falan ciddi bir şekilde dalga geçmesi, alaşağı etmesi falan. Ama adamlar mesela takmadılar. Meditasyon yarıyor demek ki. Deniz Göktaş. Böyle sen işte. De dene istersen falan. Böyle bir tarafı da var. Ama Alevi meselesi, Atatürk'e sallama, bunların üzerinden felaket hapis yatanlar oldu ya. Evet. Emre zaten Günsal başı benim, daha yeni yeni temize çekildi yani. Benim Gezi'ye dair de sanırım hani Atatürk ve Gezi mesela. İki tane farklı mahalleden iki tane konuşulamaz konu diyelim bunlara. Garip yani. Mizahını yapamaz. Kara mizahı yok bunların bence. Kara mizahı da bu cümle olsun. Ya işte yapılmalı ama bence yani. Yapılmalı. Yüz yapılmalı. Her şeyin yapılmalı. Ya ben burada şunu Rose merak ediyorum. Normalde herkes kendi evinde içeride kendi kendineyken böyle şeylere gülebiliyor ve toplum dinamiği buna gülmene el vermiyorsa evet yapılmalı bence. Hı-hı. Ekspresyon çünkü bu. Öbür türlü içinde kalıyor abi. Demek ki senin böyle bir arzun, böyle bir güdülenmen var. Bunlardan gülmek, bunları ciddiye almamak istiyorsun. Ama ben bunu legitimize ettiğim zaman da sen burayı destekler bir şey yapıyorsun. Çalışıyorsun mesela. İşin böyle bir tarafı da var. Yani mesele sadece senin içinde kalacak. O halde kalmasın söyle üzerinden de geçmiyor ki. Ben sana geçit verdiğimde sen buradan bir kültür oluşturuyorsun falan. Tamam. Öyle bir durum da. Ama ben açık mikrofona gittim. Adam Allah sesi yaptı yani. Yani böyle karşılıklı iki şeyi konuşturdu. Biri Allah'tı mesela. Adam Allah'ın. Ve şeyi şakası işte yaptı orada. Atatürk'ü Allah konuşsun bir de bakalım orada. İşte Atatürk'ü falan her şeyi konuşuyor. Açık mikrofonlar da zaten din, değer, meğer falan. Hiçbir şey yok. Alaşağı edilmiş vaziyette. Açık mikrofonları kayda almak yasak. Onun bir tanesini bile yayınlansa millet var mahvolur. Evden falan böyle şeyle falan olur. Bunun adı neydi? Koçbaşı. Koçbaşı'yı da alırlar yani adamı. Sabah 5'li şafak operasyonu. Sabahı bulmaz diyorsun ha. Öyle bir durum var. Bir nöbetçi savcı. Hızlıca bir karar çıkartır. Ama çok şeyi açıyor işte. Ben yeşil siyaseti tamamıyla bildiğin yidiş ettiğini düşünüyorum Karamizah'ın. Ve bu çok hoşuma da gidiyor bir yandan. Yeşil siyasetin içerisindeki kırılganlık falan böyle beni çok irite ediyordu çünkü. Evet, evet. Ya konuşulamazlar biz, yaratmıştı toplumun içerisinde. İşte polyanlacılık, pembe kıçlılık falan gibi yerlerden beni de rahatsız ediyor. Çünkü bazı şeyler dünyada dışarıda yaşanan hayat buna iz düşmüyor abi. Evet. Ya da o dediğim gibi eve gittiğin zaman senin kendi kendine yapıp içinde iç sesinle güldüğün esprinin bir karşılığı var. Daha samimi, daha içten bir yeri var. Bir günün sonunda orayla bir bağ kurmuşsun ve belli başlı politik gerekçelerden ya da o güdülen politikanın karakteristik özelliğinden dolayı bazı şeyler yokmuş gibi davranılıyor. Bu hoş değil ya. Bu onun orada yokmuş gibi davranılması bunu yok etmiyor zaten. Bu başka yerlerde başka sorunlar olarak ısıtılıp tekrar karşına da çıkabiliyor. Böyle bir durum var. Evet, zihni bana kalırsa bu dark humor'da ciddi bir şekilde antrenmanlı bir kişi bunu yapmazsa başka semptomlar gösteriyor. Kesinlikle. Yani bana kalırsa mesela kutuplaşmanın etkilerinden bir tanesi de bu. Şey gibi atıyorum gerçekten kutuplaşmış düşünceleri konusunda fazlaca radikal olan bir kişiyi böyle bir mizaha maruz bırak. Hatır sayılır bir seviyede, sistematik bir şekilde. Düşünceleri kesinlikle zayıflayacaktır gibi geliyor. İlk etapta çok çok büyük karşıtlıkla, işte bunu atın terörist, işte bilmem ne falan yapacak. Ama belli bir zaman sonra artık eleştirel mekanizma sanki devreye girermiş gibi geliyor. Ya da fazla iyimserim bilmiyorum. Ya böyle değerler setini düşündüğümüzde de yani değer bir şeyin değer olabilmesi için mizahını da yapmıyor olman lazım. Hafife almıyor olman lazım gibi de aslında ya bunu yaptığında buraya gelelim ama bence. Işte çok emin değilim. Evet evet barışık olduğunda bence de dediğin gibi oluyor. Mesela şey var ya İsveç'te Kur'an yakıp duruyorlar. İslamcılar bundan çıldırıyor. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Lan hiç kimse mesela bu olayı takmıyor. İki seçenek var. Omurgasızım ve değerlerimin alaşağı ediliyor olması beni umursamaz. Ben güçsüzüm ve tırstım. İkinci seçenekte sabaha kadar yakom. Ne Kur'an seni yakmanla sanki değer mi kaybediyor falan diyeceğim. Bunlardan hangisini tercih ediyor olmak gerekiyor? Ya bizim tercih ettiğimiz belli. Bence öncelikle. Takiye meselesine değil düşecek. Mention atıp küfür bizim ya hayır, bizim şöyle bir algı da yaratabiliyorsun ama bence mesela hani bu düzenli olarak tekrar edilen bir eylem hani laçkalaşıyor ya bir de şeye dönüşüyor yani
Yalama yaptı. Aynen yalama yaptı. Ya yak yak dur abicim. Zaten hani yaptığın şey o kadar basit bir şey yapıyorsun. O kadar seviyesizsin ki gidip işte bana kutsal değerlerim üzerinden bilmem ne saldırmaya çalışıyorsun. Bu seni düşürüyor yani. Hani böyle evet. Bir algı da yaratırsın. İşte burada sen reaksiyon gösterdiğin için bu eylem değerleşiyor. Mesela evet. Şeyi düşünelim. İsveç'te Kur'an yakan ekibiz biz. Çarpılma taklidi falan. Şöyle bir şey oluyor mesela. Oturuyoruz. Beyler aklıma bir şey geldi ya. Kur'an mı yaksak lan diyorum mesela. Muhtemelen çok iyi fikir. Mesela bence sen şeyi falan dersin orada. O ne alaka ya? Yani. Ne olabilir evet. Ki sanki bu durumdan? Kim ne yapacak buna falan dersin gibi. Kudurtalım. Kudurmazlar ya. Sanki adam ne takacak senin Kur'an yakmanı falan. Mesela böyle dönmesi lazım abi. Böyle dönmeyip şeyi böyle, böyle eylemin dönmek için yakmışlar bu arada ama. Eylemin yani burada kendini imha etmesi lazım. Ama her iki tarafta da şey var ya. Hani basic düşünen, girift düşünmeyen adam. Hmm. Sana sinirlendim. Şimdi Kur'an'ını yakacağım. Link falan. Öbür tarafta da ne? Nasıl Kur'an'ımı yakarsın? Şimdi seni bana ağacı verme boyadım. Bence burada Şah neyin... İsmail de girip düşünemiyor anlaşılan. Bok yollamış. Herkes ya burada bence şey neyin neyi doğurduğu da yani. Adam ya yani eylemi gerçekleştiren kişi de bence hani biliyor. Yani bunun yapılmaması gereken bir şey olduğunu ofend olunca zaten orada a priori. Hani bu zaten manifestoda yazılmış. Bunu yakmayız. O yüzden de hani yapıyor. Aslında adam bir şey keşfedip gelmiyor yani. Bunu yaparsam ne olur Bu deneyi yapılan o sırada ortaya çıkan bir şeydi. Bu zaten önceden adam araştırmasını yapmış zaten. Tabii, adam şey testi var. Adam nasıl? Oğlum lavukların metninde yakmayın yazıyor zaten. Böyle diyor mesela. Yani evet. Gıcık yapabileceği gıcıklıkları çok biliyor. Bir yandan da yani ben o yüzden şey dedim. Zaten yani değerler seti mesela İslami değerler setinde şey geliyor yani benim mizahımı yapma. Evet. Beni yani şeyin bile mizahını yapma işte. Bileyim, hoca tarzı birisinin, alim birisinin de mizahını yapmanın da önüne geçen şeyler, telkinler var. Zaten komple şey yani mesela orası diyor ki gelme buraya gelme. Neden gelme diyor. Niye kutsallık bu kadar... alanı çok geniş yani. Maddelere çok fazla. Çünkü kendini korunma şeyini oradan devşiriyor yani. O yaratıyor iklimini. Hmm. Ama garip bir şey de oluşturuyor sonrasında işte. Burası da bizi rahatsız eden bir hava değil mi şu anda evet. Yani. Ben düşünemez olduğum. Mesela kültürde bizi rahatsız eden bir şey. Hatta sanki... genel evrensel düşüncede de bu rahatsız edici bir şey. Mesela çok şey gibi geldi. Bir dalga geçilir bunlar. Dalga geçilir. Çok kırılgan geldi. Mesela Türkiye toplumu bu yüzden mi kırılgan falan gibi düşünmeye başladım sen konuşurken bir tespit olarak. Kırılganız çünkü değerlerimize asla saldırılmasını istemiyoruz. Oralarla çok ciddi meselelerimiz evet. Var falan. Ya o değerinin nereden geldiğini en azından son yüzyılda şeylerin bilemiyoruz yani hani değerli diyoruz ve dokunmamak suretiyle vitrindeki yerlerini koruyarak. Mahmut'un geldiği yere denk geliyor. What to do o zaman? Ne yapacaksın? Hangi aksiyon metodunu seçeceksin? Yaktılar abi diyelim değerlerine saldırıldı. Ya da dar işte orada ne yapacağım belli abi sakin gittin. Olacaksın her şeyden önce. Hani ayrışmış omurgasız. Olacaksın. Değerlerini korumuyor. Ayrışmış olacaksın. Kıstı. O bir birey diyeceksin. O kendi kararlarını aldı şu anda ve kendine senin dediğin hani. Kendini düşürüyor belki falan filan. Korkaksın yani. Aynen. Cevap bu yani. Ya. Cevap bu gelecek. Diğer türlü gelsen de öbürünü savunacak yani adam. Ama logik perspektiften düşün. Adam öyle geliyorsa hani vık vık Yusufladın şöyle oldu böyle oldu. Bence sen kendini haklılaştırıyorsun adam onu yaptıkça. Tamam doğruyu yapmışım diyebiliyorsun çünkü adam kudurmaya devam ediyor. Bu sefer seni kudurt ya yani eylemin amacı seni kudurtmak. Sen kudurmadığın sürece adam kuduruyor. Yo burada ben Yusuf diyen kişi illa o adam senin kampından değil. Diyorsun. Senin kampından da olabilir. Hmm. Başka ya da ikinizin dışında bir kamptan da olabilir. Mesela atıyorum çıkar birisi şey en güzeli olur. Süper Ego'nun sesi diyorsun. Tabii bir yerden gelir Süper Ego'nun sesi gürdür abi. Gelir der ki lavuklara bak ya kendi değerlerine bizim İncil'e bunu yapsalar adamı mahvederiz falan gibi şeyler çıkar yani böyle Yahovacılar falan. Evet illa. Yahovacılar buradan selam. Yahovacılar. Yahova falan.
bu değerlere dokunmaktaki espri, güldük, ettikten sonrasında daha faydacı yaklaşırsak bunu nasıl bir yere oturtarak konuşuyoruz ki? Yani bunun nasıl bir faydası var topluma? Sadece kırılganlığın önüne geçmek, her şeyin dokunulabilir olduğunu altını çizerek hareket etmeye mi yarıyor? Yoksa haricinde bir faydadan bahsedebilir miyiz topluma? Bence birincisi düşünce ve eylem özgürlüğünü tesis etmez. Fonksiyonu var yani burada diye aynen düşünüyorum. Yani bunun olmadığı bir toplumda yaşadığımızı fark ettik her şeyden önce. Yani bunun bence hani, alt kırılımları da var. Mesela bizde evet, argo konuşmak, küfür etmek, eleştiri. Bunlar mesela hapis cezasıyla yargılandığın şeyler. Yani özgür düşüncenin alt kırılımlarında da bizde kırılganlıklar söz konusu oluyor. Ama yukarıdan çok normalleştirilmiş. Pratik böyle değil. Pratik yani, öyle değil yani, ama yani mesela ben seninle konuşurken öyle, sokakta bir adama mesela atıyorum bireysel ikimizin arasında bir küfür etmemle anasına küfür etmem arasındaki yiyeceğim yumruğun şiddeti farklı ya. Bu da yine bu kutsallığın akarında olan bir yerden adamı tutuyorum falan. Hangi üst level'dan tutarsam o kadar şiddetli. Ya bir de bence şöyle bir zemine de taşınmak lazım. Hani mevcut işte ne bileyim Kur'an'da bir yerden çıkıyorsa işte ayrı bir yer belki daha dokunulamaz bir şey oluyor falan var mı ama. Öyle bir şey tam var olarak ya, burada mesela o değer şeyi benim aklıma geliyor. Yani bu sen bunun yani Yusufluyorsun diyelim ki tepki göstermediğinde sen kutsalını yitirmiş bir özneye dönüşüyor musun? Yani benim sorum birazcık. Yani kutsalla ilişkini burada daha pasif saldırgan olmayan bir bence tavır almak suretiyle bozmuş sen mu oluyorsun? Sen şey diyorsun. Kutsalı ne kutsal yapar diyorsun gibi anlıyorum. Hayır tavrımız, bunu, reaksiyonumuz ne olacak? Burada benim onunla ilişkimi değiştirdim. Bilgi ne söylüyor? Yani bu İslamik anlamda bilmiyorsak mesela Atatürkçülük anlamında daha rahat konuşabiliriz. Mesela Atatürk'e... YouTube'da ne yazıyor? 7. sayfa. Atatürk. Vay kardeşim mizah yaptın. Atatürk şey diyor. 7. sayfa harbiden şey diyor. Değerlerinizle dalga geçilirse falan cool kalır. Stay cool. Ey Türk. Cool kalır. Değerler arası hiyerarşi gibi bir durum inşa olmuyor mu? Ben böyle bir şey de gözlemliyorum. Şimdi adam geldi çay bardağına inanıyor, tamam mı? Bütün argümanını bunun etrafına kurmuş. Ve zaten çay bardağına inanan da bayağı az insan var diyelim. Kurumsal bir şey örnek versen gerçek. Hayır hayır. Çünkü çay bardağının etrafındaki dünyayı tahayyül edemiyoruz orada. Hayır ama abi diğer, şöyle düşün. Başka aslında bir nesne çay bardağı, hayır olan, abi analoji yapacaksın. Spagetti üzerinden alabiliriz konuyu. Çay ha, bardağı örneği şöyle ne geliyor bende. İtalyan mı özlemiz? Yok o var diye bir ara akım. Ya ben ama yine aynı zemine oturtuyorum. Ya bir şey demiyoruz. Kapsamlı, kuşatan, kurumsal bir yapısı yok. Uzandığı kaç bir yer yok. Kaç kişi var abi öyle? Aynen. Yani. Tam olarak onu söylüyorum işte. İnanan sayısının, o değerlere inanan sayısının az olması, o değerlerin hitap etmiyor olması kimseye onu daha kolay dalga geçilebilir hale getiriyor mu? Ya da daha zor savunulabilir hale getiriyor mu o taraf evet, için? Evet, örgütlenmek böyle, abi kısaca. Hepsi örgütlenmek. Hangi diyorsun, düşüncenin etrafında örgütlenirsen o düşünce daha değerli ve daha doğru olur. Bu galiba mesela doğruluk böyle bir eğriye sahip bence. Doğruluk ama hakikat bağlamındaki doğruluğu demiyorsun sanki. Tabii canım. Heh, hakikat okay, ne böyle bir tarz gerici ifadeler. Bu arada az önceki bu arada az önceki Kemalizm örneği az önceki Kemalizm örneğinin haricinde İslam'dan bahsederken İslam'da aslında toplumun koyduğu kutsallardan öte Kur'an'da geçen tek kutsal şey Tanrı'nın kendisi. Haricindekileri aslında toplum yok hayır. Bunlar kutsal olarak geçmiyor. Melekler evet evet kitabı olarak. Kitabı olarak yani melekler falandan da bahsedebilirim. Tanrı üzerinden gelen ama haricinde insanlar veya atıyorum bizim Kur'an diye elimizde tuttuğumuz Musaf falan bunların hiçbiri kutsal olarak geçmiyor aslında Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar yorum olarak bunu mahvederler var ya. Kitaba mesela kutsal bu ehli sünnet değil galiba. Ehli sünnet değil. İşte tam olarak bu adam çay bardağına inanmış. Yiyin lan bunu. Kardeşim o Kur'an'ı sen bir daha bir oku ya. Sen... 7. sayfaya bir daha bir bak. Ebu Suud Efendi. Ebu yanlış düzeltme olur mu? Yok ama makul tut şimdi adamın dediği şeyi gerçekten. O bahsini ettiğimiz kutsalların çoğunu zaten toplum koyuyor ya. Onu biraz da kanka koymuyor. Bu farklı bir okuma toplum işte koymuyor, ama. Mesela melek, sahabe buraların bir kısmı. Yani kutsal derken burada bence şey de var. Kutsallık şiddeti meselesi de var. Ben evet sahabeyi eleştirebilirim belki. Günahkar falan bulabilirim gibi bir noktası var ama şey de diyemem yani.
Ömer de yani peygamber olamamış falan böyle bir şey de dememi mesela desen sanki vuracak biri var gibi beni geliyor ben. Yani Fatih onları kes o yüzden vurmasınlar öyle demez ama mesela şey ya kardeşim bu kadar sinire gerek var mı ya falan denir mi? Ali üzerinden yapsaydım espriyi aslında. Aferin abi ver beni görüyorum. Yap punchlarız. Şey kapıyı tek başına kırmış. İnsan bir yardım ister kahraman mı olmak istiyorsun falan. Bu dark mizah yapılır mesela. Evet. Ben demiyorum. Ekip çalışması zayıf. Yani all in all dark mizahın gerçekten toplumun YouTube videolarını beğenmesiyle bir ilişkisi var. Kesinlikle. Mesela dark mizahçı adam yorum yapar, eleştirir. Lockout'lara abone olur. Kesinlikle. Her şeyden önemli. Beğenir yorumunu yapar. Olay evet, budur zaten. Dark mizah dediğim. Bizim de dark mizah anlayışımız da bambaşka. O yüzden YouTuber olduk. Dark mizahçı olmadık. Hemen savunmaya geçti gördün mü? Evet. Evet. Yapıyorum abi. Ben de böyle yapıyorum. Defansın yani. İyi. İyi. Dark mizah siyah konuşmalar mıdır yani? Dark siyah yani siyah meseleler mi? Yani siyah meseleler. Hangi meseleler? White humor siyah yani. Daha pembe şakalar falan. Pembe bir tane pembe şaka yap. I wanna run away. Bir tane dark şaka yap. I don't wanna run away. Tamam. Ben hiç anlamadım bu mizahı ama. Ya oğlum zaten öyle ya ben, işte ben, anlaşılmadı kanka, mı? Eve git düşün anlarsın kanka. Ama anlaşılmazsa çok işte. Düşün, din işi. Çok zekice bir şey söyledim.